hipnotizma, manyetizma, katolipnotizma bir sürü yöntemler geliştirebilirsiniz. Katolipnotizma kendi kendinizi hipnoz etme, hipnotizma, manyetizma biri enerji yükleyerek, öteki enerji boşaltarak insanlara... Peki karşıdaki kişinin haberi olmadan hipnoz edebiliyor musunuz? Yapabiliyordum. Yani herhangi birini bana gösterseniz birkaç dakika içerisinde... Yani şu kameraman arkadaşı... O yıllardır tabii yapmıyorum ama çok etkili bir şekilde. Tabii her insanı değil. Mesela kahverengi ve siyah gözler benim grubumdu. Diğerlerinde istediğim kadar başarılı olamıyordum yani. Çok ilginç. Ben mesela öyle şeyleri çok gerçekten böyle hani mümkün göremiyorsun ya da belki çok ilgi alanına girmiyor. Ama mesela sizin böyle bir şeyle uğraşmanız... Ben yani insanın gerçeğini arıyordum. İlginç. O dönemde okuduğum kadar hiçbir daha okumadım. Gece gündüz okuyordum sürekli yani. Hemen hemen. Mesela orada çok ilginç yaşadığınız bir hikaye var mı o hipnoz olayında? Yani, birkaç örnek olay var. Bir tanesi Milli Eğitim Müdürü'nün oğlu çok zeki bir çocuktu. Solcuydu. Onun Müslüman olmasını çok istiyordum. O da İslam'a pek ilgili değildi. Onunla ilişkimi sürdürmek ve İslam'ı anlatmak için gitar dersleri almaya başladım. Onunla çok güzel gitar çalıyordu. Gitar dersleri almaya başladım. İşte bir gün yine böyle konuşuyoruz, ruh, insan, cin filan, olur mu falan, ben dedim hipnozla yapıyorum, ya hadi bir yap dedi, pat diye uyuttum çocuğu. Uyuttuktan sonra da ona İslam'ı, Müslüman olduğunu ve dini gereklerin yerine getirmesi gerektiğini söyledim. Tamam dedi ve uyuduğunda Müslümandı, uyandırdığımda solcu oluyordu. Çünkü uyandıktan sonra etkiyi sürdürebilirdim ama öyle bir onu kendine özgür bırakıyorum. Çünkü onun iradesi üzerinde sürekli denetim kurmak fıkhen de doğru bir yaklaşım değildi. Ama uyumaktan çok mutluydu. Hemen hemen her gün geliyordu ve uyutmamı istiyordu ki onu otomatik uyumaya bağlamıştım. Tak diye uyutabiliyordum. Uyuduğu zaman namazını da kılıyordu. Kur'an da okuyordu çünkü. Kur'an da öğretmiştim. Evet. Yine İmam Hatip son sınıftaydı bir çocuk. İkinci dönem Kur'an-ı Kerim sınavına girecek, ezber yapmamıştı ve okuldan atılma ihtimali vardı son sınıfta. Öksüz ve eğitim bir çocuktu. Çok perişandı. Ağlayıp duruyordu hocalara. Yani ezberleyemiyorum, bana yardım edin diye. Ben de ona gel dedim, yani odaya götürdüm, uyuttum. Bir defa Yasin okudum. Hepsini ezberliyordu tabii. Uyuyarak imtihana girdi. Bu şekilde giriyor. Öyle girdi. Yani biraz yavaş hareket eder ama uyku gözü yavaş hareket eder. Sorulan her şeyi tak 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 cevap verdi. Çıktı geldi, uyandırdım. Bir şey bilmiyordu aslında. Buna benzer böyle bir takım şeyler var. Artık o kadar ki insanların parmaklarını, mesela küçük parmağınızı uyutuyorum. Aklınız başına uyanıksınız. Parmağınızın kontrolü bende. Göz kapağını uyutuyordum bir arkadaşım mesela. Sadece göz kapakları benim kontrolümdeydi. Onları sonra denedikten sonra, öğrenmem gereken şeyleri öğrendikten, anlamam gereken şeyleri anladıktan sonra bıraktım. Ya bu bir, aslında herkes bunu yapamaz değil mi? Sadece hani çok ilgilenen... Yani bir aura sistemi, bir, evet, tabii bir beslenmeye olan... dikkat etmeniz gerekiyor. Fıtraten uygun olmanız gerekiyor irade bakımından filan. Ya da iş dünyanızın ona uygun olması gerekiyor. Yani herkes ipte yürüyebilir ama herkes ipte yürüyemez. Yani yürümek isterseniz yürün. Yani eğer omurilik soğanınız gelişmişse, denge sorunu yoksa yapabilirsiniz. Yani ben kas gücü olmadan antrenör oldum. Peki hiç o davalara çıktınız ya, orada savcıyı falan aynı yöntemle yaptınız mı? Bunu teknik olarak kullanırsınız. Ben her zaman da kullanıyorum. Yani hayır, siz tekniğini kullandınız mı çıktığınız davalarda? Bunu diyorum her zaman. Yani insanlar farkında olmadan da kullanırlar. Yani elinizi hareket ettirirken, gözün içine bakarken kullanırsınız zaten.